eşkıya dünyaya hükümdar olmasının akıbeti ne olacak? Sancılı bir süreçti eşkıya dünyaya hükümdar olmasının 7. sezonu. Bu kimin kabahati? Bu ayıbı kimin işlediğini kamuoyunu bilme hakkı var. Herkese merhaba. Yeniden karşınızdayım. Özel bir yayınla. Bunun sebebi gerek Magazin Noteri YouTube kanalına gerekse sosyal medya hesaplarıma o kadar çok soru geldi ki bu konuda. Eşkıya dünyaya hükümdar olmasının akıbeti ne olacak? Şimdi tek tek herkese yanıt vermek yerine buradan topluca bir yanıt vermeyi daha sağlıklı buluyorum. Çünkü tek tek yanıt verdiğim zaman o insanlar bunu kendi mecralarında kullanıp bazen değiştirebiliyorlar. Onun için böyle bir yola başvurdum. Doğru iletişimin de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi baştan özetlemek gerekirse Ali Eyüboğlu'nu takip edenler, Alici okurları, Magazin Noteri izleyicileri bilirler ki Ali Eyüboğlu'nun yerli diziler arasında takip ettiği tek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dı. O nedenle özel bir ilgi gösteriyordum diziye. Hatta yeni sezona başlarken kadroya katılan 12 yeni oyuncuyu da ilk ben yazdım. Benden sonra aldılar, kullandılar sosyal medya ve diğer internet siteleri, hatta gazeteler. Sonuç itibariyle sancılı bir süreçti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu. Hatta ATV'nin sette en geç çıkan dizisi oldu. Bunun sebebi de yapım firması BVS, Bahadır Özdener'in başında olduğu şirket, ATV'den yeni sezon için zam talebinde bulundu. Bunun da sebebi diziye katılan 12 yeni oyuncu ve katılacaklar artı mevcut oyuncuların yapım şirketinin içinde bulunduğu sorun nedeniyle biliyorsunuz dizinin bazı şeyleri ATV'ye geçmişti. Başrol oyuncularının gelirlerine el konulmasın diye sözleşmeleri ATV ile yapmışlardı. O nedenle onların da mağduriyetinin giderilmesi için bir ara formül bulundu. O da zam talebi. ATV bu zam talebine çok geç yanıt verdi. Bir ay sürdü. Ama sonuçta evet dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapım şirketi BVS ile ATV arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanınca dizi ekibi sete çıktı. 200. bölümün çekimi tamamlandı. Geçen salı günü, salı akşamı yayınlanacaktı. Fakat o gün iki taraf arasında bir kriz derinleşti. O kriz de şu: ATV sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşmeyi imzalamayınca taraflar arasında bir resleşme söz konusu oldu. Dizi yayınlandıktan sonra bu şartlar kabul edilmez diye yapım şirketi yayın bandını teslim etmedi. Bunun üzerine de ATV Baba Parası dizisini, filmini yayınladı. O noktadan sonra ATV ile yapım şirketi arasında aslında ipler koptu. Aradan geçen sürede görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca, olumlu bir sonuç çıkmayınca pazar günü Oktay Kaynarca böyle sağ eli havada elveda derken bir fotoğraf kullanıp altına şöyle yazdı: at sırtında dünyayı fethetmek kolaydır, zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir. Cengiz Hanım'ın sözü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine, yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinizde kazırcasına sahiplenmenize, sonuna kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. 7 yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine, ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, son dönem yaşanan bütün olumsuzluklar karşısında duruş biçiminiz, etik davranış, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın. Dizinin yönetmeni Onur Tan, Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadaki paylaşımını repost yapıp
aynı fotoğrafla birlikte. Altına reisin bu eli veda değil, yeni bir merhabaya kalkar. Beklemede kalın diye yazınca kafalar iyice karıştı. Yani yoğun bir soru yağmuruna, bombardımanına tutuldum. Onun için bir de merak ettiğim bir dizi. Ne olup ne bitti diye her salı akşamı izlemeye çalıştım. İzleyemezsem kaydedip izlediğim dizi. Ben de araştırdım nedir son durum diye. Son durum şu değerli dostlar. Her şey 2 Kasım Salı günü çok netleşecek. Şayet ATV Bahadır Özdener'den, yani senarist ve yapımcıdan özür diler ve tavrını değiştirirse 200. bölüm yayınlanır ve senarist ekibi diziyi yazmaya ve çekmeye devam eder. Aksi takdirde Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın bir başka kanala geçmesi söz konusu değil. Ömrünü tamamlamış olacak. %199.6 yılda 199 bölümden sonra ekrana veda edecek dizi. Ama bu arada yani olan 12 oyuncu oldu. Tardif Lord'un, Rakıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli Diz, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Bandur, Eren Vurdem ve Alara Turan yani bu sezon Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna girdikleri için sezonu kaçırdılar. Ama öte yandan eğer ATV geri adım atmazsa dizi 200. bölümü yayınlanamadan çekilmişti. 200. ekrana veda edecek. Yani hakikaten bu oyuncular ayıp oldu. Bir sezonu bu nedenle kaçırmış oldular. Bu kimin kabahati? Yani filler tepişir olan çimenleri olur derler. Yapım firmasıyla ATV arasında kim haklı kim değil zamanla belli olacak. Ben açıkçası 2 Kasım Salı günü Bahadır Özdener'in bu konuda son bir açıklama yapmasını bekliyorum. Bugüne niye gelindi, ne oldu? ATV ile ipler niye koptu? Anlaştıkları oyunculara dizide niye oynatamadılar? Bu talihsizliği niye yaşadılar? ATV ile aralarında geçenleri açıklayacağı bir basın bültenini ya da sosyal medyadan bir duyuru yapmasını bekliyorum. Çünkü milyonlarca izleyici böyle bir açıklamayı bekliyor. ATV de yapabilir bu açıklama, işte diyebilir ki biz normalde sezonda bölüm başı X liraya mal ediyorduk. Bizden X artı 5 lira istediler. Bizim bunu aldığımız reklamla karşılamamız mümkün değil. O nedenle devam etmedik. Yani sonuç itibariyle ortada mevcut kadrosunda onlarca oyuncunun rol aldığı, yüzün üzerinde insanın ekmek yediği bir dizi var ki bu sezon 7. sezon diziye katılan 12 oyuncunun katıldılar mı katılmadılar mı o da tam net belli değil. Arada kaldılar. Onlara da ayıp oldu. Bu ayıbı kimin işlediğini kamuoyunu bilme hakkı var. Umarım taraflar bugün yani kol kırılır yen içinde kalır deyip sulh yaparlar ve seyirciye duydukları, oyunculara duydukları saygı adına diziyi devam ettirirler. Aksi takdirde Eşkıya'nın dünyaya hükümdar olamadığını bir kez daha görmüş olacağız.